Buyurun. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Önce şunu söyleyeyim. Irkı, rengi, cinsi, mezhebi ne olursa olsun yaşasın hakların kardeşliği. Ha, Çanakkale Savaşı'nda bir Kürt onbaşı bir tane İngiliz yarbayını rehin alıyor. Benim diyor evim şu dağın arkasında, senin evin nerede? Kürt onbaşıya diyor ki ben diyor rütbeme göre konuşurum. İngiliz yarbay. Bunu tutuyorlar, Mustafa Kemal'in yanına getiriyorlar. Suçun ne? Deyince diyor böyle böyle. Yarbay yarbay diyor. Bana bak. Sen adam gibi adam olsaydın benim onbaşıma doğru cevap verirdin. Onbaşımın evi bu dağın arkasında. Beyaz tenlisiniz, siyah tenlisiniz. Hepiniz bir olmuşsunuz, bizim üzerimize çökmüşsünüz. Biz vatan derdindeyiz. Siz ne derdindesiniz? Ben oyumu gelince Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, İnönü'de Kurtuluş Savaşı veren partiye vereceğim. Hazıra gelip de ben şimdi şu Kızılay'a kan vermeye korkuyorum. Konserve kutusunu sattı, konserve kutusunu. Kızılay, ben ortaokul mezunuyum. Sana bir soru soracağım. Kızılay hangi tarihte kurulmuştur? 1864'te. 300-400 senelik mazisi var bunun. Çadır satarsan, konserve kutusunu satarsan. Biz okula giderken şuralarımıza Kızılay ablemi yapıştırdık. Kızılay da ılka, renge, cinse, mezhebe bakmaz. Koşar. Yahu orayı ticarethaneye çevirdin. Bu Kızılay. Halkbank Erzurum'da 1924 depreminde Mustafa Kemal dolanırken bir ihtiyarı görüyor. İhtiyarı görünce diyor ki ihtiyara, baba bir sıkıntın, bir derdin var mı? Diyor ki iki çocuğum vardı, vatan uğruna şehit verdim. Dadaş diyor bunu. Bak, şehit verdim diyor. Vatan sağ olsun. Bir şey isteğin var mı? İsteğim yok diyor. Mustafa Kemal böyle gidiyor. Geri gelirken geri dönüyor. İhtiyara selam veriyor. Oradan parmağını kaldırıyor. Gidin diyor Halkbank'ı kurun. Halkbank Erzurum'da 1924'te yıkıntıların arasında kurulmuştu. Şimdi kimin elinde? Ayakkabı kutularında, konserve kutularında. Ya arkadaş, Halkbank'ın çelik kasası mı yok? Getirdin ayakkabı kutularına dolarları, euroları doldu. Bak, sen bu sayede başın açık geziyorsan ne güzel rujlu, bakımlı, çirkin erkek de yoktur, çirkin kadın da yoktur. Bakımsız vardır. Mustafa Kemal'in sayesindedir. Avrupa size seçme ve seçilme hakkı vermeden Mustafa Kemal verdi. Bunu eleştirmeye kimsenin hakkı yoktur, haddi de yoktur. Ha, Kürt de bizim. Ben Karadenizliyim. Çerkez de bizim. Alevi de bizim. Sünni de bizim. Yahu bizim derdimiz ne kardeşim? Bizim derdimiz güzel bir vatanı sevmek. Cebime şimdi şunlar için. Ben emekliyim bak. 15 senelik emekliyim. Cebimde 60 lira para var. Biliyor musun? İyi, benim durumum iyi. Allah'a çok şükür. Çocuklar çalışıyor. Ben Tayyip'in sayesinde Tayyip'e teşekkür ediyorum. Neden teşekkür ediyorum dersen, bir gayruğu vardır, bir de bela vardır. Gayruğu dünyanın kuruluşudur. Bela da sonudur. Onun sayesinde dinsiz oldum. Demeyin değil, bu bir gerçek. Yahu kitap okuyan adam, Kur'an okuyan adam Allah için konuşur. Peygamber Efendimiz diyor ki ennâzi velâsi felhâtine innâzi. İsa'ya, Davud'a, Musa'ya diyor ki kimsenin yaşam hakkına karışma yetkiniz yok. Ben bu yetkiyi de sizin hiçbirinize vermedim. Melekler sayesinde gönderiyor. Allah'ın birliğine inanıyorum. Kur'an'a inanıyorum. O Kur'an'ı dört dörtlük uygulasınlar, bir tane çocuk aç yatağa girmez. Girer mi? Peygamber Efendimiz gelmeden önce kız çocuklarını diri diri mazara gömüyorlardı. Gömüyorlar mıydı? Köle alıp köle sat. İnsan alıp satılır mı ya? Ben Kökler filmini seyrettim. Köle İzora filmini seyrettim. Ben 64 yaşındayım. Ortaokul mezunuyum ama Mustafa Kemal'in hangi yemeği sevdiğini söylesen bilmezsin. Kuru fasulye karnıyarı. En lüks yemeği. Bu ejder meyvesi. Manda yoğurdu. Ben manda yoğurdu burada hiç görmedim ben. Vurma. Çeşit çeşit kahvaltıya bak ya. Bir anne bir çocuğuna geçen günah orada bir tane muz alamadı. Kadının omuzuna vurdum yavrum, yanlış anlama. Ben sana şuradan 2 kilo muz alsam çocuğa versem aldım verdim. Geçen günaha burada oturuyorum. 3 tane liseli yavru. Benim de kızım var. 3 tane. Hamburger midir nedir? Ben ondan hiç yemedim. Doğruyu söyleyeyim. O cebinden çıkarttığı çocukları, sırtlarında çanta var. Okul, öğrenci oldukları belli. Bir hamburger yem. Korkumdan alın da şu 100 lirayı yavrum, gidin hamburger yemeye diyemedim. Neden? Sen kimsin diyecek. Ya tacizci olacağım. Ortumu bu seviyeye getirdi. İçim yanıyor benim, içim. Kız çocuğu depremden çıkarken ne diyor? Babam yanımda diyor. Babam nerede diyor. Aha yavru. Ağladım. Yemek yemedim, kaşığı attım, bıraktım sofrada. Böyle bir dünya var mı ya? Ha, bu A partisi oluyor, B partisi oluyor, insanlara eşit bir şekilde sen. Ben hiçbirini hakaret etmiyorum. Yunus ne diyor? Yunus, elini kır, kafanı kır, gözünü kır, gönülleri kırma. Gönül kırılmaz. Kırma gönül şişesini demiş, yapan bulunmaz. Yıkma Mevla binasını, saran bulunmaz. Ay.
Ben söyleyeyim size, başkasının acısını yaşarsan canlı, başka insanın acısını paylaşabilirsen insansın demektir. Evet. Siz insansınız bence, teşekkür ediyorum. Ya, şimdi şöyle bir gerçek var yavrum, ben Kürt'e kızmıyorum, ben Kürt'e değilim bak. Karadenizliyim. Yahu Kürt'e terörist diyor, Alevi'ye dinsiz diyor. Bu ne ya? Ben İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığını yaptığını iyi hatırlıyorum. İyi, ilkokul 5'e gidiyordum İsmet Paşa'nın. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Ver arkadaşa konuşsun ya. Teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. Yayınlarsanız yayınlayın. Yayınlanmasanız yine sorun hiç yok. Hiç yok. Hiç yok. Sizin gönlünüzdeki Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Öyle hak hukuku gelecek. Dünya güzel olacak. Tertemiz olacak. Odur. Ben size sorayım. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Vallahi bakalım gelsin bir ne yapacağım. Daha önceden Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş miydiniz? Evet. Neden kararınız değişti? Kılıçdaroğlu mu? Yani Recep Tayyip Erdoğan'dan neden döndünüz? Vallahi biraz bağlılığı falan bir şeyler bağlanmış. Millet idare etmiyor, iş yok. Ekonomik şartlardan dolayı mı? He, onun için yani. Peki Kılıçdaroğlu gelirse ekonomik şartları bakalım düzeltebilir mi? Onu yapar. Size soralım. Deneyelim yani. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Neden Kılıçdaroğlu? Dürüst olduğu için, herkese aynı eşit baktığı için, bölcülük yapmadığı için, birleştirdiği için, Atatürk bu cumhuriyeti savunduğu için, Kılıçdaroğlu. Herkese aynı seviyede baktığı için. Bölücülük öteki hakaret ediyor. Adam bir şey fikrini söylesen kendine oy vermeyenler hakaret ediyor. Yani namussuz, alçak diyor. Olur mu bu? Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Şimdiye kadar gelmemiş bir liderdir. Bundan sonra gelen lider bu ülkeyi düzeltmesi, bu ekonomiyi, bu düzeni düzeltmesi lazımdır. Bu iktidar 21 senedir bu ülkeyi batırdı. İktidar değişirse ekonomik düzen de yerine gelir mi? Tabii gelir. Nasıl gelmesin? Ne alalım? Tabii ya. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Yıllardır kendisini takip ediyorum. Ülkeyi de gayet güzel yönettiğine inanıyorum. Kendisi ilk geldiği zaman zaten ekonomik kriz vardı. Hani ülke perişan bir durumdaydı. Dışarıya el açmış, IMF borcu olan bir ülkeydik. Geldiği zaman Türkiye'nin IMF borcunu kapattı. Şu an gerçekten ekonomide bir kriz var ama yıllardır güzel yönetti. Türkiye'nin dışarıda bir itibarı yoktu. Türkiye doğru düzgün bir ülke tanımıyordu. Dışarıda mesela eski hükümeti Ecevit mesela Amerika'ya gittiği zaman üzerine köpek salınan bir devlet durumundaydık. Kendisi yurt dışlarına gittiği zaman saygı gördü. Türkiye'nin de saygısını arttırdı. İlk geldiği zaman ekonomik krizimiz vardı. IMF borcumuz vardı. Şu an bir sekteleme yaptık ama yine bunu düzeltecek de yine Erdoğan'dır. Çünkü yılların bir tecrübesi, bilgisi var. Kendi aracımızı üretemiyorduk. Cumhuriyet tarihinde 60'lı yıllar bir araç üretmeye kalkıldı ama sonra sekteye uğradı. Şu an TOKU yapmaktan bir başarı sağlamıştır ülke. Ondan sonra bor madeniyle ilgili fabrikamızı açtık. Bor'da da bu büyük bir atılımdır Türkiye için. Bu ekonomiyi canlandıracak bir durumdur. Kendi savaş uçağımızı yaptık. Kendi HSA'larımızı yaptık. Ben başarılı buluyorum. Ben Erdoğan diyorum. Herkesin fikrine de saygı duyuyorum. Sağ olun. Şimdiye kadar AK Parti'ye biz veriyorduk. Bizi mahvetti, bıraktı yani. Sırt üstü bıraktı, gitti. Ben kendi de üyeydim AK Parti'de. Bundan sonra oy vermeyeceğim ona. Neden oy vermeyeceksin? Vermeyeceğim. Zaten görmüyorsun. Durumu bilmiyorsun. Durumlar nasıl? Ekonomik durumlar, durumu nasıl? Herkes bir görsün. Yani ayıptır. Yani buna oy vermesi şu anda ben ayıp görüyorum buna oy vermesi. Kılıçdaroğlu verecek. Başka bir şey yok. Kılıçdaroğlu. Evet. Peki neden Kılıçdaroğlu? Ekonomik durumları. Yani Kılıçdaroğlu hükümete gelirse ekonomik düzeni düzeltebilir mi? İnşallah düzelir. İnşallah düzelir. İnancım var. İnancım var. Hedefe. HDP'den aday çıkmadı. Çıkmazsa ben bize sonuna kadar HDP vereceğim. Cumhurbaşkanımız Millet İttifakı'dır da biz bu meydana şahit ol, bize kurduğu çadır, o çadırı Cumhurbaşkanı bir hatırlasın. Bu meydanda bize çadır kurduğu çadır bu aylardaydı. Ekonomi düşecek, düşecek. En son ekonomi. Tanzim çadırından mı bahsediyorsun? Evet evet, Tanzim çadır. Bu meydana bize kurdu, bizim yaşlılar diye Allah razı olsun. Bugün de desin Allah razı olsun bakalım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sorması ayıptır bile. Neden ayıp olsun soruyorsun? HDP vereceğiz. Kime? Selahattin Demirtaş'a veriyoruz. Kendisi aday değil biliyorsunuz ki. Değilse o kime verse biz ona veririz. Peki Selahattin Demirtaş AK Parti oy verin derse AK Parti oy verir misiniz? Vermiyoruz. Kesinlikle vermiyoruz. Abi tek lider Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan? Şimdi yanlış anlayacaklar da kökenim Karslıyımdır. Yani Kürtlük de vardır. Bugün burada özgürce HDP'yi savunuyorsak, Selahattin Demirtaş'ı konuşuyorsak her şey Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesindedir. Özgürlüğü getirdi bu ülkeye. Özgürlüğü getirdi. Niye özgürlüğü getirdi? Yalnız konuştum. Ahmet Kaya, bir dakika. Ahmet Kaya, bu ülkeden niye gitti? Onu bir sorgularsak özgürlük var. Rahat rahat şarkımızı söyleyemiyorduk. Rahat rahat konuşamıyorduk. Rahat rahat dinimizi icra edemiyorduk. Bu ülkede özgürlük varsa Recep Tayyip Erdoğan sayesinde vardır. Bugün başı kapalı arkadaşımız da gidiyor, belediyede çalışıyor. Minetekli de çalışıyor. Efendime söyleyeyim, Kürt'ü de gidiyor. İstediği şurada yazın gelin. Şarkı çalarlar, halay çekerler. Rahat rahat çekerler. Bunu Erdoğan'dan önce yapamıyordunuz. Ben sorayım sizlere. Ben sorayım bir dakika. Abi
Şimdi bana dön. Burada yapılmıyordu. Özgürlük dediniz dedi. Özgürlük. Özgürlük abicim. Dünyada küresel bir sıkıntı var. Neyse. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan. Neden Erdoğan? Nedenini alalım. Ben şunu bir o kadar. Recep Tayyip Erdoğan. Selahattin Demirtaş adaylarını koyduğunda oyumu verdim. Tamam bak bir dakika. Niye? Bilmiyorum. Neden vermiyorsun? Neden vermiyorum? Şu an vicdan azabını çekiyorum. Milletin halini, bu insanların halini görünce vicdan azabını çekiyorum. Kendime nalet ediyorum. Bak kendi kendime nalet ediyorum. Bak o kadar yani ya o kadar vicdan azabı çekiyorum. Gel insanların halini bak bakalım. İnsan ne haldadır? Bir gün çık gel burada bir iki kelime konuş çek git. O şekil Cumhurbaşkanı olmaz. Halkın durumunu sor. Bir öğren halk aç mıdır? Tok mudur? Bunu bir öğren ondan sonra. Biz bir röportaj yapıyoruz. Genelde insanlar diyor ki fakir kimse yok. Aç kimse yok. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çoktur. İnsanlarla aç mı olması lazım? Açlık anlayışı sizce nedir? Yani. Nasıl nedir? Allah nasıl yok bak. Günlük 5 lira dolmuş parası alıyorum. Bak görüyorum bak cüzdanım genç. Ben Esert Adol Lisesi'nde lise 3 öğrencisiyim. Görüyor musun? Bak burayı çek. Aç. Bu aç değil mi? Açım ben açım abi. Dedeler genelde telefonunu çıkar diyor da o yüzden soruyor. Bak telefon bir kişinin cebinde telefon varsa bu telefon varsa bu adam tok mudur? Bunu anlatmaya çalışıyorum ben de. Telefon lüks müdür? Yazık ya. Onu al. Kantinde en kötü şey 17 lira. Kantinde beğenmediğimiz sağlıksız kötü şeyler 17 lira. Allah için biriniz gelsin şu okulun kantinini çeksin. O kadar kötü şeylere kantinde 17 lira, 18 lira, 20 lira veriyoruz. Yani kusura bakmasın kimse ne ekonomiyi tartışsın burada ne başka bir şey yapsın. Ülkenin hali perişan. Ya girersem gireyim. Şu saatten sonra yapacak bir şey yok. Bu gençler var ya bu gençler korkudan kimse bir şey söylemiyor. Söylüyorlar. Bu olmasaydı şu anda Türkiye'de yani bu Türkiye'de eğer korku olmasaydı bu gençler her şeyi anlatabiliyor diye ama şu anda korkuda kimse bir şey diyemiyor. Buradaki halk hepsi aynıdır. Korkuda kimse bir şey diyemiyor. Ama söylüyorlar amcam hiç kimse korkmuyor. Yok öyle bir şey diyor. Yani bir tane söylüyor, iki tane söylüyor. O konu o değildir. Şu andaki buradaki gençlere sorsa bu gençler her şeyi biliyorlar ama korkudan bir şey diyemiyorlar. Öyle mi? Herkes zor durumdadır. Şu anda benim iki tane çocuğum var. İki tane de üniversite bitirmiş. Geçenlerde Ankara'ya gitti. Orada mülakata girdi. Orada bir tane resmi polis diyor ki yani senin dayın varsa burada bir şey olacaksın. Yoksa bir şey olamazsın. Bunu polis mi diyor? Aynen polis diyor bunu. Yani bu Türkiye'de seçilmiş yani üniversite 4 yıllık üniversite bitirmiş hala da şu anda askeri ücret alıyor. Yani hakkı o mu? Şu anda benim komşum 60 puanla polis oldu. Benim çocuğum 2 sefer polisliğe başvurdu. Bir de bekçiliğe başvurdu. Şu anda kendisi boştadır. Niye? Torpil olmadığı için. Türkiye'de adalet yok. Yani hak hukuk yoktur Türkiye'de. Yani adayınız kimdir? Adayımız bellidir zaten. Adayımız belli. Biz yani söylemezsek de daha iyidir. Ama adayımız bellidir. Biz her şeye yani saygı duyuyoruz. Ama Türkiye'de hak, hukuk, adalet yoktur. Yani insanlar hepsi açlıktan ölüyorlar. Yani insanlar yani şu anda herkes bir şey diyebilir ama korkuda kimse söylemiyor. Deseler yarın öbür gün bizim başımıza bir bela gelir. Onun için yani kimse şu andaki gençler ben bu gençleri görüyorum. İnan ki ben yani acıdan ben dayanmıyorum. Yani bunların hakkı bu mu? Adam 4 yıl 2 tane üniversite bitiriyor. Hala boşta gezen üniversiteler var. Yani hakkı bu mu? Yani niye torpili olmadığı için ben çoğu şu anda her yerde görüyorum. Torpili olanlar her yerden sözü geçiyor. Sözü geçiyor ama ben burada yani her şeyi yapabiliyorum ama benim sözüm onun gibi geçemiyor yani. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Şimdi Türkiye öyle bir hale geldi ki öğle yemeğini arada kaldırmışız. Tamam mı? Sabah akşam yemeği kalmış. Yani öyle bir duruma düşmüşüz ki 10 yıllık arkadaşını burada görüyorsun, yüzünü çeviriyorsun. Olmasın ki bir yerde oturalım. Biz bu duruma düşmüş, o gelmiş torpilde basıyor. Yani Allah bize yardım etsin. Tayyip Erdoğan diye. Neden Erdoğan? Biz hep ona veriyorduk. Yalnız bu uyuşturucu bitirmeden benim oğlum 15 senedir uyuşturucu kullanıyor. Bu uyuşturucu niye bitmiyor? Uyuşturucu kim sokuyor bu ülkeye? Valla bilmiyorum kim. Duydunuz mu ne dedi? Ben cezaevinden izne çıktım. 12 yılım cezaevinden çıktı benim. Bak, 15 sene bu niye bitmiyor? Sen şimdi dedin. Ben Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Hep veriyordum valla. Şimdi de veriyor musun? Valla bilmiyorum işte. Kararsız mısınız? Valla kararsızım. Bu uyuşturucu bitmedi mi kararsızım? Bu uyuşturucu niye bitmiyor? Bu madde niye bitmiyor? Nasıl bu ülkeye giriyor? Bilmiyorum nasıl giriyorsa ben de bilmiyorum. Kimin elinde? Devlet yönetiyor. Bu ülkeyi kim yönetiyor? Yönetim kimin elinde? Bak
Sanayi nasıl bitirdiler? Uçakları nasıl yasakladılar? Ondan sonra ülkeleri nasıl kapattılar? Bunu da bitirsinler. Bunu bitirmeden millet kimse uyu vermiyor. Ben sigara dahil kullanmıyorum. İsteyen isterse uyuşturucu içmeyebilir. Uyuşturucu bir şekilde sokuyorlar gemilerle, gümrük kapılarda, İran'dan, Rusya'dan, Suriye'de. Bak buraya gelen bir dünya Suriyeli var. Nasıl geliyorlar buraya? He? Hepsinin ellerinde bir tane kart var, harcama kartı var. Bir şekilde kendini geçindirebiliyorlar. Kendi vatandaşını kapıdan kovuyor ama yabancı vatandaşı alıp baş harcı ediyor. Normalde senin hastaneye gidip 3 gün, en az 3 gün hani hastanede şehir işlerini görmen gerekiyor. Bir gidiyorsun bir sene hastanede sıra bekliyorsun, ameliyat olamıyorsun. Yazık, günah değil mi? Sen halen Cumhurbaşkanı savunuyorsun. Yeter artık. Bak, bir abla savunmadı. Bak beni dinle, 150 görme raporum var. Ben ne maaş alıyorum devlete? 6 tane çocuğum var. Ben ne maaş alıyorum? Ben ne yardım alıyorum? Ben sana diyeyim, sigortam bile yok. Baykur'un borçlu benim oğlumun yüzündeyim. Benim hep oğlumun yüzündeyim. Niye uyuşturucu üstüne? Hep uyuşturucu yüzünde. Ben de aileme çektirdim. Benim ailem niye çekmiyor? Öyle bir şey yok. Bir sebebi cezaevine girmiş. Bu uyuşturucu niye bitmiyor? Senin haklarım var. Sen haklarını araştır, anladın mı? Senin bu ülkede ne haklarım var? Anladın mı? Ben alamıyorum. Gidip görme engelli raporu alayım. Bu kadar şikayetçisiniz. Oyununuzda hala kararsız mısınız? Bana ne bileyim. Bizim aile komple veriyor ona. Sizin aile komple ona veriyor. Yani yine de o kazanır. Bak görürsün. Var mı tercihiniz? Benim tercihim bu uyuşturucu. Bitmeden ben uyuşturucu veririm. Evet. Ben de bundan önce AKP'ye oy vermiştim ama buna sıra vermeyeceğim. Nefret ettim. Neden? Nefret ettim. Neden? Çünkü başımıza Suriyelileri bela ettiler. Geçen adresi kaybetmişim. Yolumu şaşırmışım. Yolumu kaybetmişim. Adresi Suriyeliler tarif etti. Evet. Çünkü bundan sonra ben oyumu ona vermeyeceğim. Oyumu Cem Uzan'a vereceğim. Çünkü Cem Uzan bu ülkeye Las Vegas'ı getirecek. Tabii. Koskoca Amerika'yı dolandıran bir cumhurbaşkanı adayımız olsun yani. Bundan sonra Cem Uzancıyım. Yaşasın Cem Uzan. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Bir kişinin, iki kişinin konuşabilmesi yerine herkes konuşsun. Demokrasi konuşsun. Devletin kurumları bağımsız olsun, işlesin. Yani hepsi bir kişinin iki dudağı arasında olmasın. Kızılay çadır satmasın. Kızılay bir şey satmasın. Mahkemeler bağımsız olarak karar versin. Hakimler, savcılar korkmasın. Serbest kararlarını versinler. Yani tek bir kişinin, iki kişinin dudağı arasında olmasın. Mesela şu anda yargı bağımsız değil. Görüyoruz mesela cezaevleri dolu. Yargıtay'da bekleyen milyonca dosya var. Ekonomiyi görüyoruz yani. Ekonomiyi görüyoruz. Ülke batmış. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Elbet bir gün Selahattin Demirtaş. Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'dur tabii ki de. Şimdi neden veriyoruz? Abla, ekonomi yüzünden. Ben şimdi buradan evime dahi gidemiyorum. Ben buradan direkt iş yerine gideceğim. İş yerinden evime gideceğim. Sadece 3 saat uyuyup ondan sonra üniversiteye yerine geçeceğim. Benim böyle bir hayatım olduktan sonra ne anlamı kaldı ki? Ev, okul, iş. Böyle bir hayat olmaz yani. Kendisi orada Ağapaşa, yanındakiler de Ağapaşa. Ama millet burada sürünüyor. Bir de gelmişler burada hala Erdoğan diyorlar. Neye göre Erdoğan ya? Gençler hiç beğenmiyor diyorlar, doğru mu? Gençler beğenmiyor. Z kuşağı yani geliyor zaten gümbür gümbür de hiç kimse beğenmiyor. Zaten Erdoğan da zaten ya artık devri bitti. Bu seçimde kaybedecek zaten. Artık başkanımız da galiba Kılıçdaroğlu olacak. İnanıyoruz, güveniyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar abla. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu Türkiye'nin halı görüküyor işte. Her bir kilo kıyma 300 bin lira. Bir kilo 300-400 ya. Ben de onu diyorum ha. Yani her şey pahalı. Alınmıyor. Bir şey denmiyor. Adalet yok. Bir şey yok. Ben Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Valla öyle bir şey ya. Ya ben Erdoğan desem ne olacak? Ötekine desem ne olacak? Fark etmiyor. Burada bir sonuç değiştirmiyor ki. Değiştirmiyor. Ben niye değiştirmiyor biliyor musun? Çünkü iki kişiden birisinin oyunu ya öteki almış ya biri almış. Ben 6 kişi diye ki ben Tayyip'e oy vermedim diye. Yine bakıyorum %50 oyunun yine o almış. Fark etmiyor yani. Burada bir şey değiştirmiyor. Cumhuriyet Halk Parti başka bir şey değil hani ya. Tayyip Erdoğan ne yaptı? Emeklilere zam vermedi, bir şey vermedi işçilere. Nedir bu iş? Hani herkes aç geziyor hani. Nerede? Bir kilo şeker 40 milyon olmuş hani. Düşünmüyor, bir şey yapmıyor hani. Hep bana. Hep gemiler alıyor hani. 40-50 tane gemi alıyor hani. Yandaşları zengin ediyor. Ablacığım hani böyle iş olur. Bir ekmek 10 milyon olmuş bak. Peki mevcut iktidar değişirse ekonomik şartlar da değişebilir i̇nşallah mi? İyi olur hani. İnşallah çok güzel olur. İnancımız var hani inşallah. Allah büyüktür hani. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Ben 20 yaşındayım. Ben 20 senedir yani böyle bir adalet, böyle bir haksızlık hani. Nerede ben özgürüm ben. Burada haksızlık özgürüm. Mı yok? Burada nasıl haksızlık yok lan? Dayı ben konuşayım. Sen bırak. Ben araya gireyim bak, zaten. Ben burada özgürsem polisimin, devletimin sayesinde ben özgürüm. Ben 20 yaşındayım. 20 sene önce HDP gelir oy isterdi. Yani evinden zorla senden oy isterdi bak. Ben polisim olmasaydı hani seni benim kardeşimi daha çıkarabilirlerdi. Hani ben 20 yaşındayım. Şu an devletimin, vatanımın, milletimin için canımı veririm.
Hani Recep Tayyip Erdoğan, ben çalışıyorum, ben 20 yaşındayım, ben lise mezunuyum. Ben lisede de çalıştım, ben şu anda da çalışıyorum, operatörüm. Hani yoksulluk yok, herkes zengin, herkes parası var. Çalışırsan, aklını kullanırsan herkesin parası var yani. Millet hainlik yapmasa, Türkiye insan insan olsa... Sizin için yoksulluk anlayışı nedir? Yoksulluk anlayışı yani, size nasıl diyeyim yani, kimse yoksul değil ki yani. Böyle bir iddia yok, böyle bir söylenti yok. Hani nasıl diyeyim sen... Bir çiçek ne yaz gelmez, hiç biz zaman. Yani bir tek sen çalışıyorsun, bir de arkana bakacaksın. Çiçek ne yaz gelmez. Kiralar onun 8 bin lira, asgari ücret 8500 lira. Sen diyorsun ki kimse yoksul değil diyorsun. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Topluma uygun bir insan. Temiz, sağlam ve verimli olacak inşallah. Yani şöyle, ben bir Kemal Kılıçdaroğlu demeyeceğim de bir şey söyleyeceğim. Şimdi şuradaki çay ocağı bir bardak çay 15 TL. Şurada 20 TL, şurada 5 TL. Sence, size soruyorum. Bu niye? Bu takipsizlik ne? Kimden geliyor? Bu kaynak kimden geliyor? 15, 20, bir de burada 5, bir de 4 de var. Çay, bir bardak çay. Nedendir acaba? Denetimin olmadığını mı düşünüyorsunuz? Size soruyorum. Ben size soruyorum. Ha, size soruyorum. Ben onu diyorum. Ben başka bir şey demiyorum. Bu hiç fark etmiyor. İktidarda vermeyeceğim kesin. Onun haricinde kim olursa, Kazuska benim hocam. Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu aday. Ne hiç düşünüyorsunuz? Hiç fark etmez. Bakacağım. Sonuçta bakacağım. Sandıkta karar vereceksin. Karar vereceğim. Peki mevcut iktidar değişirse her şey gerçekten güzel olacak mı? İnancınız var mı? Kesinlikle var. Ekonomik şartlar düzelir mi? Güzel olacağına kesinlikle inanıyorum. 2 kilo kıyma aldım 600 lira. Kim yaptıysa bunu, kim yaptıysa bir ilacı denetlesin. 600 lirayı aşağı düşürsün. Ramazan geliyor. Vatandaş alamıyor. Mecburen alıyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Bunu eğer şey yapıyorsa, kasap yapıyorsa, kasabı kapatma bu iktidarın elinde. Mühürleme elinde. Ya Allah Allah, hükümet yapacak kardeşim. Bir şekilde önlem alacak. Benim sorunum değil yani. Hükümet yapacak bunu. Devlet yapacak. Ben bir şey yapamıyorum. Ben ancak beyaz masaya diyorum, devlete adıyorum, belediyeye adıyorum. Diyorum ki şu meydana diyorum, arabalar park etmesin diyorum. Kimse ilgilenmiyor. Değişen bir şey yok yine. Ya o zaman milleti çekin buradan. Ya arabaları çekin. Bir dakika, bu meydana araba çekmenin suçu devlet mi? Şimdi AKP'yi, CHP'yi bırak. Bu meydana, yani şuraya araba çekmenin suçu devlet mi? Devlet demedim ben. Şuraya, ben devlet demedim. Dikkat. Önce buraya araba çekiliyordu mu? Meydan boş. Konuşuyorsun. Çatçı 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 çatçı. Meydanda hiçbir şey yok. Sen neyi biliyorsun Allah'ını seversen? Ben 80... Sen neyi biliyorsun? Kapatın mı konuşuyorsun be?